Osmanlı Kültür Tarihleri adlı kitabımın son baskısında işlediğim konulardan bir tanesi Molla Lütfi'ydi. Molla Lütfi'yi konusunu ele almamın sebebi şu. Şimdi bütün tarihçiler, hukuk tarihçileri Molla Lütfi'den bahsederken genellikle işte Molla Lütfi zındık olduğu için veya zındıklık ithamıyla işte kıskançlıktan, hasetten ulemanın yaptığı tertip sonucu e, idama mahkum edildi ve öldürüldü diye bir yaygın kanaat var. Bu da çok yani herkes tarafından kabul görülen bir görüş. Molla Lütfi'den bahseden herkes sonunda bunu söylüyor. İşte zındıklı ithamıyla, akranların hasediyle, itamlarıyla e, ithamlarıyla öldürüldü. Şimdi ben bunu okuduğum zaman yani gördüğüm zaman şöyle bir şey hatırıma geliyordu. Yani Osmanlı'nın, Osmanlı hukuk sisteminin, Osmanlı idari sisteminin zirvede olduğu bir dönem. İkinci Bayezid, Kanuni, Yavuz Sultan Selim, Fatih böyle bir dönemde, böyle bir dönemde insanlar o dönemin büyük alimleri, ikinci Bayezid gibi bir padişah tutup da yani Böyle bir şeyi yapabilirler mi, böyle bir tertibi ve adamı katledebilirler mi? Bana biraz makul gelmedi yani. Her şeyden önce İslami bir şey değil. Yani adama kızıyorlar, kızdıklarından dolayı bu zındıktır, hadi bakalım bunu öldürtelim. E, kaynakların, daha fazla kaynak da yok gerçi, şakayı daha ziyade. E, söyledikleri en önemli şey şu, Molla Lütfi bir gün derste talebelerine, Okuturken demiş ki, yani e, namazın huşu içinde kılınmasını e, anlatırken, anlatmak için e, Hazreti Ali bir e, cenkte e, yaralandığı zaman topuğundan okla e, oku çıkarmak istemişler. Demiş ki o da e, Hazreti Ali, e, ben namaza durayım, ben namazdayken siz çekerseniz ben okun çıktığını hissetmem acı hissetmem. Bunu anlattıktan sonra Molla Lütfü şöyle demiş talebelerine rivayet. Ya bizim de kıldığımız namaz mı? Bizimki eğilip kalkmaktır, yatıp kalkmaktır. Şimdi sadece bu yatıp kalkmak, eğilip kalkmaktır, yatmaktır falan laflarını alarak güya İslam'ın önemli bir prensibi namazla alay ediliyor diye ele alıp güya buradan bir zındıklık fetvası çıkarılmış ve öldürülmüş. E bu insanın aklına hiç yatmıyor. Benim aklıma yatmadı. Yani şey olarak ben hukuk tarihçisi değilim. Ayrıca da bir takım o, işlemleri biliyorum. Yani bir kişiyi zındık diye öldürmek böyle işte şundan alay etti, şu kadar basit değil yani. Böyle olmaması gerekir. Muhakkak bir sebebi vardır diye düşünüyordum. Bu kütüphaneler tarih üzerine çalışırken Topkapı Sarayı'nda oradaki şeyleri tarıyorum. Üç tane mektup gözüme çarptı. Bunlar Sinan Paşa'nın kardeşi Müftü Ahmet Paşa tarafından saraya yazılmış, padişaha yazılmış. Ve mektuplarda Molla Lütfü'den şikayet ediyor. Molla Lütfü şöyle yaptığı, böyle yaptığı, abimin kitaplarının üzerine oturdu, işte hanımıyla olan şeyde bir takım işte oralarda da doğru dürüst davranmadığı, aldattığı. Yani bir takım ahlaki durumları, davranışlarıyla ilgili bir takım şeyler, şikayetler orada gözüküyordu. Benim bu aklıma takıldı. Yani bu monoritü bunları niye bahsedilmiyor yani kaynaklarda diye. Ben o mektupları neşrettim sonra eee orada e, yani şey olarak e, mektuplarda mesela zındıktır diye itham yok Ahmet Paşa Molla Lütfi'nin zındıklığı ile ilgili hep yaptığı davranışlarıyla ilgili şeyler. Şunu yaptı, bunu yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Babamın vakıfının üstüne oturdu Sinan Paşa için diyor. Sinan Paşa çünkü hocası Molla Lütfi'nin. Böyle şeyler var. Sonra tabii bu benim biraz aklımı karıştırdı yani. Demek ki bunun hakkında hatta saraydaki kita kitapları Çalmıştır diyor onlar ütü için. Saraydaki kitaphaneler kitapları çalmış satmıştır diyor şeyde. Ee, bir romanda da son zamanda yazın İskender Bey'in romanda bu konuya temas ediyor. <laughs> şey olarak evet e, makaleleri okumuş. E, şimdi tabii bu bir kenarda kalıyor. İlmi çalışmalar yaparken devamlı sorular aklınıza takılıyor bunların bir kısmını soru olarak kalıyor. Bir kısmını çözüyorsunuz, bir kısmı devam ediyor. Bu benim kafamda devam etti, şey etti. Daha sonra Latifi Tezkiresini okurken, Latifi Tezkiresinin iki baskısı vardır. Yani şimdi bir üçüncü baskı da çıktı. Osmanlılar zamanında yapılan bir baskısı var Osmanlıca. Daha sonra Mustafa İsen Bey kardeşimiz onu şey yaptı, yeni yazıya çevirdi ama bir iki tane de yazmasını kullanarak çevirdi. Şimdi Mustafa İhsan Bey'in neşrinde, bu matbuda yok, Osmanlıca olan da yok. Mustafa Bey'in neşrinde orada bir cümle olarak diyor ki, aşere Muhabbes'e hadisesine karışmıştır şeklinde. Şimdi bir aşere Muhabbes'e meselesi çıktı ortaya. Ne demek bu aşere Muhabbes'e? Sonra baktım tezkirede Aşık Çelebi'de de Latifi de de başka bir yerde de bir alimden bahsederken Aşire-i lütfünün e efradındandır, adamlarındandır. Aşire-i muhabbesi hadisesine karıştığı için İran'a kaçtı. Beyazıt döneminde sonra dönüp geldi ve kazasker oluyor. Adam büyük bir alim işte meki kazasker olduğuna göre yani. Yani şimdi bir de bir Aşire-i muhabbesi hadisesi çıktı karşımıza. Hmm. Düşünmeye başladım bu aşereyi muhabbesi. Belli ki şeyden uydurma bu. Yani e, uygulama aşireyi mübeşşereden. Aşereyi mübeşşere e, kutlanan kişiler. Yani müjdelenen kişiler. Bu aşereyi muhabbese habis ve kötü olan on kişi. <laughs> aşereyi muhabbese. Ya bu aşireyi muhabbesi, aşireyi muhabbesi o da kaldı bir kenara. Bu tür şeyleri atıyorsunuz kenara devamlı. <laughs> aşireyi muhabbesi diye bir şey var. O ama ben şeyi yazdım sonra bu aşire-i ne olduğunu bilemiyoruz dedim. Soruyu aşire-i muhabbese diye bir şey var. Muhtemelen bu siyasi bir şey. Herhangi bir şey dururken böyle bir şey olmuş. Soru olarak kalıyordu. Daha sonra bizim Şükrü Özen diye bir arkadaşımız var. İslam hukuku çalışır. O konuşmalarında dedi ki yani bu Akşemseddin Menakıbı'nı yazan kişinin kitabında dedi. E, orada bir cümle var dedi. Yani aşire-i muhabbese ile ilgili de biraz bilgi var dedi. Aşire-i muhabbese diyor ama nedir yani aşire-i muhabbese falan. Baktım ki bizim aşire-i muhabbese. Sonra meydana çıktı ki böyle bir grup oluşmuş. Bunlar biraz lavbali, yani çok rahat konuşan, sağda solda dolaşan vardır ya öyle şeyler. Fazla ciddiye alman her şeye. Aynı zamanda siyasi bir takım şeyler de herhalde şeyleri de karıymış. Dolaşırlarmış yani toplantıları hatta meyhanelere bile giderlermiş, şey ederlermiş. Oralarda böyle lavalice hareketler yaparlarmış. Aa, şimdi bu yerine oturdu yani. Demek ki demek ki orada şu çıktı ortaya. Yani hukuk şeyi olarak şu ortadan kalktı. Molla Lütfi zındıklık ithamıyla öldürüldü. Bunu kabul ettiğiniz zaman siz bir hukukçu olarak şunu düşünmeniz lazım. Zındıkla, zındıklık ithamıyla öldürülmek o kadar kolay bir şey değil. Mahkemesini çok ciddi olarak yapacaksınız. Adam savunacak. Ondan sonra e, it, e, direnecek fikirlerinde yani e, mesela Molla Kabızı şey yaptıkları zaman e, yakaladıkları zaman Molla Kabız Hazreti İsa Hazreti Muhammed'den üstündür diye e, savunan biri e, şey zamanında yani ikinci Bayaz zamanında e, çağırıyorlar şey olarak daha yok. Evet, e, çağırıyorlar e, diyorlar ki, hadi bakalım yani ispat et şeyini. Alimler toplanıyor, o da toplanıyor. Alimler ikna edemiyorlar, susturamıyorlar. Kemal Paşa zade geliyor daha sonra ikinci toplantıya. Kemal Paşa zade susturuyor. Adam bir şey söyleyecek sözü yok artık. Diyorlar ki, sözlerinden vazgeç, tövbe et. Ya tövbe edersin ya ölürsün. Etmiyorum diyor. Benim söylediğim şey doğrudur. Diretiyorum diyor. Adamı kafasını kesiyorlar. diyorlar. Molla Lütfü böyle değil. Kelime-i şehadet getirerek <laughs> idam şeyine gidiyor yani neticede. Şimdi Molla zındıklık ile öldürülmesi için bir fetva olması lazım bir kere. Fetvanın şey edilmesi lazım, uygulanması lazım. Fetvaya göre. Molla Lütfü hakkında fetva yok. Yani elimize geçen yok. Elimize geçmediği için yok diyemeyiz ama fetvadan da bahsetmiyorlar. Yani işte katledildi sultanın şeyiyle. Ortaya şimdi ikinci bir şey çıkıyor çözüm. Ee, bu katil meselesinde şey var ikinci bir katil siyaseten katil. Yani sultan veya sadrazam bir kişi eğer karışıklık çıkarıyorsa fitne fesat çıkarıyorsa doğrudan doğruya öldürülme e, hükmünü verme yetkisi var. Yani siyaseten katilde de işte bu fitne sahibi fesatta da öyle anlaşılıyor ki Molla Lütfü e, şey olarak e, sahibi fesat ithamıyla öldürüldü. Şimdi buradan ne çıkıyor diyeceksiniz. Ne oldu yani? Ne, 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 fark ediyor? Şu fark ediyor. Şu fark ediyor. Koca bir dönemde ikinci Bayezid gibi gayet müttaki bir padişah. Yani çok dini korularda hassas. O dönemin 8-10 tane büyük alimi var. Osmanlı dönemin en büyük alimleri. Bunların oturup kendi aralarında anlaşalım şey edelim şöyle lütfiye bir şey kuralım bunu zındıklık diye öldürelim gibi şeyinin senaryo olduğu çıkıyor. Yalnız şu var tabi ortada onu göz ardı etmemek lazım. Zındıklıkta da itham etmişler. Muhakkak ki edilmiş. Fakat zındıklıkla ilgili bir işlem yapılamamış. Zındıklıkla ilgili işlem yapılmış olsa ayrıca o konudaki mahke, onun şeyinde o şeyi inceleyen, şikayeti inceleyen, heyetin içinde olan alimlerden bir iki tanesi kesinlikle karşı çıkıyorlar. yani Yok böyle bir şey diyorlar, olmaz falan filan diyorlar. Zındıklık ithamını şey ediyorlar ama bir ikisi belki şey diyor şu oluyor bu oluyor ama yani o dönemin hukuk sistemini ulemasını padişaha kurtarmak için <laughs> böyle bir şey oldu. <laughs> yani Molla Rütü böyle.